analizimi değiştirdim. Yani bütçe üzerine sayısal analize bir iki yerde gireceğim. Onun dışında ciddiye alınmasını doğru bulmuyorum. Yani bu bütçe üzerine görüşmeyi doğru bulmuyorum. Hatta vekil arkadaşlardan sağ olsunlar CHP'den hocam ne dersin filan dediklerinde ya ne olur şu sayısal rakamlara girmeyelim. Daha özüne dönük eleştiriler yapalım. Bir kere sen de yakından izledin hatta istişarelerde bulunduk karşılıklı. Ya her yönüyle 5018 resmen çöpe atılmıştır. Yani bütçenin temel aldığı, ona ben bütçenin anayasası diyorum. 5018 sayılı bütçe mali kontrol yasası tümüyle bütün en kritik maddeleriyle resmen işletilmedi ve yasaya aykırı bir bütçe hazırlandı. Hazırlıklarına değineceğim ama ondan da önemlisi 5018'e aykırı hazırlanan bu bütçe parlamentoya zamanında sevk edilemedi. Yani anayasanın en önemli hükmü yok sayıldı. Bu aslında anayasaya aykırılık, öbürkü yasaya aykırılık bir durum. Yani 17 Ekim'de sunulacak bir şey 19 Ekim'de hatırlarsan böyle yazışarak WhatsApp'tan birbirimize ben şöyle dedim hatırlıyorum. Oğuz abi şuna bak Allah aşkına şurada hala sunmadılar filan şeklinde. Ve tuhaf bir şekilde meclisin web sayfasına ne acıdır ki sorgulama bölümü vardır. Sen daha iyi bilirsin vekillik yaptığın için. Orada bütçeyi yarım bir teklif olarak koymuşlar. Yani bağlı cetvelleri yok. Halbuki bu bütçenin adı şu. 2021 yılı merkezi yönetim bütçe teklifi ve bağlı cetveller. Bağlı cetveller olmadı bu bütçe. Yani geçerli değil. Ya şimdi neresini düzeltelim? Bak hazırlığı 5018'e aykırı. Anayasanın amir hükmüne uyulmamış. Teslim edilen belge eksik. Şimdi bizim hukukta, idare hukukunda hep öğretilir. Biz ODTÜ kökenliler hukuku çok fazla bilmeyiz ama yine de meraklıyızdır, öğreniriz. Usulüne göre sevk edilmeyen herhangi bir dosya, belge neyse dilekçe iade edilir ve esastan görüşülmez. Siz istediğiniz kadar ya ben işte müracaat ettim de şu durdu çok haklı gerekçelerim. Ya kardeşim usule aykırı. Sen Anayasa Mahkemesi çok geri evet. çeviriyor bu usul hatalarında. Aynen. Ve şimdi tabii maalesef bizim sistemde bütçenin geri çevrilmesi gibi bir konu hiç düşünülemediği için 5018 bunu düzenlememiş. Yani herhalde böyle bir siyasal iktidarı tahmin edememişler. Hiç de olmamış Türkiye'nin tarihinde. Bunu düzenlememiş. Bizim mevzuatımızda bunun yanıtı yok. Yani meclis başkanı herhangi bir idarenin başındaki gibi kardeşim usulüne uygun değil iade ediyorum diyemiyor. Çok tuhaf bir durumla karşı karşıya. Oraya geleceğim. Önce bu 5018'in hangi maddeleri ihlal edilmiş? Madde madde girmeyeceğim sadece içeriğiyle ilgili bizi izleyenler rahat izlesin diye. Ya kardeşim normalde bu Eylül'ün birinci haftasının sonunda yayınlanması lazım. Orta vadeli program. Çünkü bütçenin temel aldığı temel belgelerden biri bu. Yayınlanmadı. 6 Eylül tarihini de vereyim. 29 Eylül'de yayınlandı. Ya bitti. Daha baştan bir kere bu bütçenin tabi olacağı belge zamanında yayınlanmadığı için yani ne olacak? Dosya iade edilecek. Bitti kardeşim. Bu hazırlayamazsın sen. Niye? Ya 5018'i en önemli amir hükmünü çiğnemişim kardeşim. İkincisi orta vadeli mali plan var. O da çok önemli bir belge. İkisi birlikte zaten değerlendiriliyor. O da Eylül'ün 15'inde. Fakat o da 8 Ekim'de yayınlanıyor. Şimdi işe bak ya. 8 Ekim. Peki Oğuz Hocam bütçe ne zaman teslim edilmek zorunda? 17 Ekim'de. 8 Ekim'de orta vadeli mali plan hazırlanmış. Bütçe çağrısı doğru. 8 Ekim'de yayınlanmış. Şimdi Cumhurbaşkanlığı biliyorsunuz bir şeyle çağrı yapıyor ve bütçe rehberini nasıl bir yol izleyeceklerle ilgili bir resmi gazetede yayınlıyor ve kurumlara gönderiyor. Diyor ki 13'üne kadar diyor bunları bitirin diyor. 13'üne kadar bütçenizi hazırlayın. Ne zaman yazı resmi gazetede yayınlanıyor? 8 Ekim. 8 Ekim'de 13 Ekim. Daha bitmedi. Cumhurbaşkanlığı yıllık programını da mutlaka inceleyin diyor.
bu belgeyi dikkate almadan kesinlikle bütçenizi hazırlamayın diyor. O ne zaman yayınlandı? 23 Ekim. Ya Oğuz abi, temel hukuk bilgileri değil mi dersinde ya bunlar öğretiliyor. Şimdi biz bu belgeyi nasıl ciddiye alacağız ya? Bu belge yok hükmünde ya. Böyle bir şey olabilir mi? Peki süresi 70 mi? 15 gün diyor. 15 günde hazırlayacaksın diyor. Yani idareler bunu 15 günde görecek. Daha sonra müzakere edecek. Hiçbirisi yapılmamış. Kaç gün kaldı? 8'inden 13'üne kadar 5 gün. Ondan sonra torba, müzakeresi yok. Bu arada torba yasa değişiyor 16 Ekim'de. Dur oraya geleceğiz. O müthiş, çok güzel bir hatırlatma. Evet. Şimdi Oğuz abi daha vahimini söyleyeyim. Ya ben bu hoca lafını söyleyemiyorum. Benim yıllardır Oğuz abime, ben şimdi hoca diyemiyorum. Yani Oğuz abi diyeyim ben, lafı çevireyim. Şimdi ya böyle bir şey olabilir mi? İki günde bunun matbaası sürüyor. Bakın 13'ünde hazırladılar işte bilmem ne. İki günlük ya, böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir kepazelik olamaz. Yani 2-3 günlük bir bütçe bu. Şimdi daha da vahim noktaya geliyoruz. 16 Ekim'de resmi gazetede torba yasayla 5018 sayılı yasada önemli bir değişiklik yapıldı. Dendi ki aman abi, bütçenizi mutlaka ve mutlaka performans esaslı program bütçeye göre hazırlayacaksınız. Oğuz abi, literatüre bakarsan böyle bir tanım yok. Bunlar işte kendi kendilerine böyle bir yeni yerli bir şey icat ediyorlar. Performans var ama bunların dediği tarzda değil. Yani fonksiyonel dağılım bütün bütçelerde esas ilkedir. Onu kaldırıyorlar burada. Hadi kaldırdı diyelim. Ya 8 Ekim'de ya sıkı durun. Bütçe çağrısında 8 Ekim'de diyor ki Cumhurbaşkanı, ey kamu idareleri, bütçenizi diyor program performans esaslı program bütçeye göre hazırlayın diyor. 8 Ekim'de diyor. Bu 16 Ekim'de geçiyor meclisten. Ya bu meclisi ciddiye almamak demektir. Meclisi yok saymak demektir. Oğuz abi, ben o gün canlı yayınlara çıktım. Suç duyurusunda bulundum. Ya bu bir kepazelik dedi. Bu bir felaket bir şey. Yani meclisi resmen siz elde çantada keklik gibi görüyorsunuz. Onun iradesine ipotek koyuyorsunuz diye dehşet bir şekilde tepkimi ortaya koydum. Neyse, bir de diyor ki Cumhurbaşkanlığı programı. Allah Allah, bir de yeni bir program ihdas ediyor. Bütçenizi hazırlarken de ona bakmanız lazım, fakat onu yazmayı unutmuşlar. Yani yeni getirdikleri bir program var, onu yazmayı unutmuşlar. Ve sonunda bütçe gitmiş. Tamam, bütçe geldi, olabilir, geldi. Ya ekleri yok. Bağlı cetvelleri yok. Ekleri elden, herhalde ek öyle bir şey herhalde Türkçe. Ekler elden plan bütçe komisyonu üyelerine iletiliyor. Bir kısmı strateji bütçe başkanlığının web sitesinde yayınlanıyor. Ama mecliste sıradan bir milletvekili bunları göremiyor. Niye? Çünkü sorgulama bölümünde meclisin web sitesine bunlar konmamış. Bu felaket, yani açık söylüyorum, bu bütçe hakkına müthiş bir darbe demektir. Bundan daha vahim bir şey olamaz. Peki ne olacak? Ne olması lazım? Ha, o arada da çok önemli. Bugünlerde çok tartışma konusu biliyorsunuz. Dernekler var, vakıflar var Oğuz abi. Ona kaynak aktarılıyor. Diyor ki kanun 5018 mutlaka bunun diyor bir listesini diyor meclise sunun bütçeyle birlikte. Onu sunmamışlar. Yok, öyle bir liste yok. Niye? Burada öyle vakıflar var ki, dinci vakıflar, onlara inanılmaz kaynak aktarıyorlar. Bunu meclis bilmesin diye sadece global rakamlar vermişler. Şu kadar derneklere ödenek, iyi ama detay, hangi kuruluş, hangi kriter, hangi ölçüyle veriyorsun, bunlar yok. Şimdi ne olacak? Ben çağrı yapıyorum. Bir daha buradan çağrı yapayım istersen. 5018'in çok önemli bir maddesi var. 19. madde. Sanki bugünleri öngörmüş. Diyelim ki bir bütçe herhangi bir şekilde böyle bir problemle karşılaştı. Yani usulüne sevk edilmemiş. Ya kardeşim, bunu gerekçe gösterin diyor. Bütçeyi reddedin diyor. Bütçeyi reddedin. Yani hani usul yönden çok sorunlar olduğunu söyleyin ve reddedin. Peki reddedince ne olacak? Geçici bütçe hazırlanır. Yani Amerika'daki durum olmuyor. Herkes tedirgin ya, maaşları alamazsak diye. Olur ya, Ocak'ta maaşları alamazsak. Hayır, 5018 onu öngörmüş. Diyor ki bütçenizi diyor geçici bütçe yapın diyor. Nasıl olacak? Daha önceki ödenekleri belli bir oranda artırın diyor. O da mı olmadı? Yeniden değerlenme oranında artırın diyor.
Bu arada diyor mutlaka yeni bütçeyi de hazırlasın Cumhurbaşkanlığı. Bak çok ilginç. Yeni bütçeyi de hazırlasın diyor. Yeni bütçe hazırlandığında eski bütçeyi iptal edersiniz diyor. Yeni bütçeyle yola devam edersiniz. Bakın şeysiz kalmıyor. Onun için buradan bir çağrı yapalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi başta muhalefet partileri olmak üzere AKP'ye de çağrımızdır. Lütfen bu bütçeyi iade edin. Hatta öyle bir yapın ki ek bütçe ihtiyacı da doğalacak. Çünkü pandemi nedeniyle ek bütçe şart olacak. Onu da engelleyecek yeniden bir bütçe düzenlemesiyle bunu yapın. Ama eski sisteme göre yapın. Yani yeni bütçe sistemi 16 Ekim'de geçen yeni bütçe sistemini bu yıl uygulayamazsınız. Böyle bir şey olamaz. Bu klinik bir vakadır. Yani 16 Ekim'de çıkan bir torba yasayı esas alarak yeni bütçe hazırlama şansınız yok. Onu bir dahaki yıla bırakın.